Şərq Türkistan Maarif və Həmkarlıq Cəmiyyəti ümumi iftarlıq bərdi. 2 iyun Şərq Türkistan Maarif və Həmkarlıq Cəmiyyəti Türkiyənin İstanbulda yaşayotqan barlıq Şərq Türkistan xalqını hər il qədəklə Zeytinburnuda iftar qıldırdı. Faaliyetke İstanbul'da yaşayotkan 2000 atrafındaki Şarkı Türkistanlı katnaştı. İptardan burun Şarkı Türkistan Mağrıpı Hemkarlık Cemiyeti Reisi, Koşumçı Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği Reisi Hidayetullah Oğuzhan söz kılıp, halkımızı aramızı tarqılıp atkan teşkilatlar bilen teşkilatlarını öz ara kallı soğuşturduğun, her hıl pitni basattın huşyar buluşka, gerezlik pitni iğva tarqatıkçılarının pitnesine aldınıp ketmesliki çağırdı. İftardan keyin Şərq Türkistan Ülümalar Birliği'den Ustaz Habibullah Küsen takvalıq temisi söz kılıp, bizdek Xitayning qatma-qat zulümü astıda kalgan, Xitayning bizge qaratkan asimilasiya siyasetleri kündün künge eşip berip atkan bir xalq buluş süptimiz bilen, özümüzde birlik ve takvalıq buluşi, Allah'ki yıkıllıkımız bilen Xitay zulümüge karşı duruşumuz kerektiki haqqıda söz kıldı. Ahırda Şərq Türkistan Ülümalar Birliği'den Mahmutcan Qaracımının yetekçilikide, Allah'tan Xitay'nın katma-kat zulümüde kalan Şarkı Türkistan halkıge merhamet kılıp, Xitay türmeleri ve ceza lagırları diye yetivatkan mahpuslarını kutuldurışını, Xitay komünist rejimini ad ve samut kavmini halak kılgandak halak kılışını, barlık muslimallarını aziz kılışını tilep dualar kılındı. Dubai'deki Xitay konsulü Mekkarlarca iftar ziyafeti verdi. 3 iyun Dubai'de turuştuk Xitay konsulü Kıtalar Mihmanhanısı da Dubai'de yaşayotkan Uyghurlarını özüge tartış, Araplarını şundaklı halkaradı köz boyamçılık kılış üçün iftar ziyafeti uyuşturdu. Ziyafetke Araplar ve halkara cemiyetine aldaş üçün Arap Birleşme Halifelikideki bir kısım ahbarat orulları hükümet hadımlarımı teklif kılınan. Ziyafetke Uyghur, Kazak, Tungan, Xitay bulup 30-40'da kişi katnaşkan. Dubai'de turuşluk Xitay konsulu orunlaştırgan bu ziyafet, Xitay rejiminin Şarkı Türkistan'da Müslümanlarının rozu tutuşunu çekilavatkan, hatta rozu tutukçularının rozisini buzuşku mecburlavatkan, çoğun kişi qeyri yaştımay türmü ve cezalaş lagırlarda halkının qeynini işçivatkan bir vaziyette çakırılgan bulup, ziyafetki numus kılmasın Dubai Saudigerler Uyuşmasının mesulü Abla Taci'nin başçılığında bir kısım Uygurlar katnaşkan. Faaliyette Dubai Saudigerler Uyuşmasının mesulü Abla Taci söz kılıp, vatanimiz Şarkı Türkistan'da hemme işinin Xitay'nın adaletlik siyaseti bilen güllep ketivatkanlığı, dini erkeklikning to'liq kapaletki iki ikkanligini her millet halkının acayip ittifaklık içinde yaşayotganligini bildirdi. Ziyafette öz halkının qeynini içiyotgan Xitay bilen bir dasturxonda oltirib, ziyafetki yemeklik emas, belki Şarkı Türkistan halkının qeynini içişke hemden bolgan tajavuzchi Xitay bilen bir dasturxonda oltirib, Şarkı Türkistan halkıge hakaret kılgan vicdansızlarının ismi tövendikilerden ibaret. Ablet Hacı, Muzeppar, Muravedin, Abdullahcan Erşidin, Dilmurat Kasım, Rozi Eysa, Raziye Mehmet, Abdüsemet, Abdüveli Tursun, Mehmet Eli Mehmet Tursun, Turgun Raşidin, Abdurrahman, Yasincan, Merdan Nur, Abdüşkür Salam. Körürmelerimizden ismi tilge ilinğallarını tonuyduğallar bolsa, bizni onlarının resimleri bilen temillişenlerini ümit kılımız. Uyghur halkı öz içinden çıkan bununla okşaş vicdansızlarını asla keçirmeydi. Tarih bunların her bir kılmışlarını ölçmez iz şeklinde yazdı. Samsun'da Abdülahad Maktum Hacım'ın gayibanı cinazı namazı okuldu. 3. iyun Türkiye'nin Samsun vilayetinde şehit oğlu şehit Abdülahad Maktum Hacım'ın gayibanı cinazı namazı okuldu. Türkiye'de tunulgan alim ve davetçi, ilim ve fikir tetkikat merkezinin reisi İhsan Şanocak tarafından orlaştırılgan gayibanı cinazlamızıga köpstandı Türk kıyırındaşlarımızdan başka Şarkı Türkistan Ölümalar Birliği Başkatipi Abdülvaris Xoten, Başkatip Vekili Abdülahad Uçat, Stukborakhan İlim ve Medeniyet Vakfı'dan Muhammed Ömer ve Samsun ve Kastamonu'da da okuvatkan Uygur okuvucularından 40'tan artık okuvucu iştirak kıldı. Cinazlamızdan Şarkı Türkistan Ölümalar Birliği Başkatipi Abdülvaris Xoten, Xitay rejiminin Şarkı Türkistan'da elip berbatkan bastırış ve insani defsendiciliklerini anlattı. Ahırda Türkiye'de tunulgan alim ve davetçi İhsan Şanocak, şehit Abdülahad Maktum Hacım'ın din ve ilim ögetkenliği üçünla Xitay tarafından türmede şehit kılınganlığı, Şarkı Türkistan'da koşmak tukkan namı astıda Müslüman hanım kızlarının işbiti defsendi kılını vatkanlığını tekitleş bilen birge, bütün İslam dünyasını Şarkı Türkistan'da devamlı şivatkan zulümge karşı ciddi hareket kılışkı çakırdı.
Sharq Turkiston ulamolar birligi mas'ullari Uyg'ur o'quvchilari bilan iftar degan bo'ldi. 2-iyun Sharq Turkiston ulamolar birligi va Sutuq Bug'roxon ilm vaqfining yetakchilaridan tashkillangan bir hay'at Turkiyaning Kastamonu viloyatida o'qiyotgan Uyg'ur o'quvchilari bilan iftar degan bo'ldi. İftar ziyafetiga Kastamonu universitet müdiri Said Aydın boshchiligidagi 30ga yaqin o'qituvchi Sharq Turkiston ulamolar birligi bosh kotibi Abdulvaris Xotan Bosh katib vakili Abdulahad Uchat, Sutuq Bug'roxon ilm va madaniyat vaqfi ta'lim tarbiya mas'uli ustoz Muhammad Umar, Turkiyadagi pishqadamlardan Abdulhakim Hajim Uchat va Kastamonuda o'qiyotgan Uyg'ur va Turk o'quvchilaridan 150 kishi ishtirok qildi. Ziyofat iftar duosi bilan boshlandi. Iftardan keyin Kastamonu universiteti tarix fakulteti o'qituvchisi Dilbar xonim ichilish nutqi so'zildi. Ichilish nutqidan keyin Kastamonuda o'qiyotgan o'quvchilardan Subhinur Umar Maktab mas'ullariga rahmat etish bilan birga Sharq Turkistonning hozirgi vaziyati haqida ma'lumot berdi. Ziyofat Sharq Turkiston ulamolar birligi bosh katib vakili Abdul Ahad Uchatning ulamolar birligi va Sutuq Bug'roxon ilm va madaniyat vaqfi nomidan Kastamonu universiteti mas'ullariga rahmat etish so'zi bilan oxirlashdi. Sharq Turkiston ulamolar birligi shar'iy bilimlar yetishtirish markazi ochdi. Türkiye'nin İstanbul'da faaliyet edip berayotgan Sharq Turkiston ulamolar birligi Türkiye'de ilahiyat fanlarida o'qiyotgan ve maktab sirtidagi dini ilimga ehtiyojli o'quvchilarimizni ko'zda tutup, ulamolar birligining yetakchiligida shar'iy darslar markazi ta'sis qildi. O'quvchilarning sog'lom fikr ve to'g'ri tushunchada yetilishi uchun vatanda ve chet ellarda bilim oshirgan cho'ng ustozlar taklif qilindi. Birlik yana qiz o'g'il o'quvchilar uchun yotoq o'rinlashtirilganligini e'lon qildi. Tepsilatini tizimlatganda bilib olsangiz bo'ladi. Tizimlatish o'rni ulamolar birligining markazida. Aloqalashish telefon nomeri ekraningizda. Shvetsiyada Sharq Turkiston uchun duo kechisi o'tkazildi. Shvetsiyadagi Uyg'ur jamoati Sutuq Bug'roxon Uyg'ur masjidida Sharq Turkiston uchun duo kechisi nomida ham iftar ham duo faoliyati o'tkazdi. Mazkur faoliyat Uyg'ur ma'rif uyushmasi bilan Taklimakon Islom madaniyat markazining birdek ma'qullashi bilan 2018 yili 2-iyun shanba kuni kechda ham iftar ham duo faoliyati o'tkazildi. Iftar sohibxonligini Shvetsiyadagi oqsoqollardan Uyg'ur yordam fondining raisi Faruq Sodiq aka ustiga oldi. Mazkur iftar va Sharq Turkiston uchun duo faoliyatiga Turkiyaning Stokgolmda turishliq elchixonasidan din ishlar mushaviri Fatih Mehmet Karaca Chet eldeki Türk uruq tuqqanlar toplumining Shvetsiya vakili Rafet Jandemir, Renkibi masjidining imami Veysel Qilic, Yevropa Türk Demokratlar Birligidan Fatih va Stokgolmda yashaydigan ko'p sondagi Sharq Turkistonliklar qatnashdi. Iftar kirishidan burun Renkibi masjidining imami Veysel Qilic Qur'oni Karim tilovat qildi va butun dunyo musulmonlari, jumladan zalim Xitoyning ishg'oli ostidagi Sharq Turkistondagi musulmonlarning pat yiqini zulmdan qutulishi, Sharq Turkistonning mustaqilligi uchun duo qildi. U duosi yana Janobi Allohdan Xitoy turmisi shahid qilingan Muhammad Solih Tamullam, Abdul Ahad Maqsumajim qatorliq dini ulamolarning shahodatini qabul qilishini va Xitoyning zulmida aziyat chekayotgan butun Sharq Turkistonliklarning zulmdan qutulishini, zolim Xitoyni bir oz bo'lsa-mu burun aqlini tepib, zulmni to'xtatishini nisb qilishini tiladi. Muhojirati yashayotgan Uyg'urlarga chaqiriq. 4-iyun Türkiye'de yaşayotgan Adil isimli qarindoshimiz muhacirati yaşayotgan Uyg'urlarni Xitoy rejimining Sharq Turkistonda elib berayotgan zulmlarini anglatishga chaqirdi. Adilning ayoli, ayolining ikki akisi, qaynatisi, onasi, dadisi qatorliq oila a'zolari bir yil ilgari Xitoy saqchilari tomonidan tutib ketilgan bo'lib, ularning izdirekini ololmagan. U mana bu sababdan Türk xalqiga Shundaqla dunyo xalqiga Sharq Turkistondagi zulmni anglatish irodasiga kelganligini bildirdi. Adil o'zining oilasi va tuqqanlarining beshidan kechirayotgan zulmlarini anglatishga chaqiriq qilishdan boshqa barliq Sharq Turkiston xalqini uzildirmay, eng oz bo'lganda 100 kishi o'zining oila a'zolari ichida Xitoyning zulmiga uchragan ahvollarini internet vositasi orqali sinliq ko'rinish yiziqlar bilan Türk xalqiga, shundaqla dunyo xalqiga anglatishga chaqirdi. Çin bütün insaniyet aleminin düşmanıdır. Bunu anlayalım, anlatalım. Esselamu aleyküm, aziz kardeşler. Hemen Allah bilip durmak istedim. Biz hazır yok oluş gibi daha uyarıp kaldık. Neçin milyon kardeşlerimiz Kıtay'ın ses sektörümüzlerinde izin vatıdı, horunu vatıdı ve yok kılın vatıdı. Şu an olanın ahuzlarını anlatış için kardeşler, ciddi halette erkekleşmemiz gerek. Sükut durmayla kardeşler.
Xitayning razilliklarini bütün dünyaga anlatish uchun tirishaylik. Shaxsan mening oilamdan ayolim Mehribon, qaynotam Ruz Ibrohim, ayolimning ikki akisi Mahmud, Abdulkim, onam Tursunay, dadam Abdurimaji qatorliklar bir yilga yaqin turmida. Ularning hozirgacha hayotmi yoki o'lib ketdimi, hech bir xabarni olamadik. Hech bir xabar yo'q. Shunga qarindoshlarimdan o'tindigim, Turkiyada eng oz bo'lgan chiqda 100 oillik mushu zulmni anglatish uchun bir kuch chiqarsak, video orqali, internet orqali, jonli yayin orqali bir zulmni mushu vatanimiz bo'layotgan, zulm tatgan oillardan 100 oillik kishi mushu keyin-keyindan video ulab chiqarib, bu zulmni bir anglatsak kishilarga. Mattis Beijing Janubiy Xitoy dengizidagi harbiy mavjudiyatini kuchaytirmoqda dedi. Amerika Qo'shma Shtatlari Mudofaa Ministri James Mattis Beijing doirlarining Janubiy Xitoy dengizidagi harbiy mavjudiyatini kuchaytirganligini aytdi. Turkiya Avaz radiosi xabarida bildirilishicha, Amerika Mudofaa Ministri James Mattis Singapurda chaqirilgan xavfsizlik yig'inida so'z qilib, Xitoyning rayonga boshqariladigan bombalarni o'rinlashtirganligini va atrofga signal cheklash apparatlari bekitganligini eskartib, Xitoyning aksichi yo'nalishdagi da'volarga qaramay, butkul bu qurol tizimlarining rayonga o'rinlashtirilishi harbiy jihatdan qo'rqitish va besim ishiltish maqsadlik bir siyosatga ishorat qilmoqda deganlarni qayd qildi. Trump ta'irlarining Xitoy bilan ijobiy munosabat o'rnatishni xohlaydiganligini so'zlariga ilova qilgan Mattis, buning bilan birlikda zarur tepilsa Xitoy bilan aktiv raqobatlashimiz dedi. Nuzugum ayollar jamiyati rasmiy qurildi. 4-iyun Istanbul Fatih Mehriman Sultan Maliki zalida Sharq Turkiston Nuzugum oila va kultur jamiyatining ochilish marosimi mazkur jamiyat bergan iftor faoliyati bilan o'tkazildi. Marosimga Sharq Turkiston tashkilotlar birligiga a'zo har qaysi tashkilot mas'ullari, Sharq Turkiston ulamolar birligi yetakchilari, Sutuqbog'raxon vaqfining yetakchilari, Uda partiyasining ayollar ishlari bo'limining mas'ullari va IHH insoniy yordam vaqfi ayollar bo'limining mas'ullari shundaqla ko'p sonda mehmonlar qatnashdi. Marosimda Sharq Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyati raisi Qo'shimcha Sharq Turkiston tashkilotlar birligining raisi Hidoyatulla O'g'izxon Sharq Turkiston da'vosi haqida to'xtaldi hamda Sharq Turkistonning hozirgi vaziyat ahvolini tanishtirdi. Sharq Turkiston Nuzugum ayollar jamiyatining raisi Munavvar O'z Uyg'ur xonim so'z qilib, Sharq Turkiston uchun yangi nasllarni yetishtirishning muhim ekanligini ta'kidladi hamda ayollar jamiyatining yaqindan beri qilayotgan xizmatlarini xulosalab o'tdi. Oxirida Sharq Turkistonda Xitoy zulmida ingrayotgan xalqimiz uchun duolar qilindi. Hiligar Xitoyga qarshi iftor o'rinlashtirildi. Bir qancha kundan buyon Xitoy rejimining Istanbuldagi konsulxonasi 400 nafar Uyg'ur o'quvchiga 6-oyning 4-chi kuni, ya'ni bugun iftor faoliyati o'rinlashtirmoqchi bo'lganligi va iftor o'tkazilgan o'rinning Istanbul Beshiktosh rayonidagi Shangri-La mehmonxonasi ekanligi haqida uchur tarqalgan edi. Bu munosabat bilan Sharq Turkiston tashkilotlar birligi Uyg'ur o'quvchilarimizga Xitoyning aldam xaltasiga tushmaslik haqida bayonot e'lon qilgan edi. Mazkur uchurning rost ekanligi aniqlangandan keyin Qaysarida faoliyat qilayotgan Sharq Turkiston madaniyat va hamkorlik jamiyati raisi Sittim Turk apandi Istanbuldagi xalqimizni dal Xitoy Turk xalqi va Islom dunyosining ko'zini bo'ymoqchi bo'lib iftor o'tkazmoqchi bo'lgan mehmonxonaning oldida iftorga tashkilladi. Bu chaqiriq bilan Istanbulning har qaysi joylaridan ko'plagan ar-ayol qeyriyosh xalqimiz belgilangan o'ringa vaqtida yetib berib iftorga tayyorlikni boshlayapti. Xalqimiz mehmonxona oldidagi dengiz sohiliga yerga dasturxon solib Atrofdagi daraxtlarga bayroqlarimizni esib, iftor vaqtini kutmoqda. Atrofda omonlik qo'g'duvchi saqchilarining iftor faoliyatini ko'zlab turganligi diqqat tortdi.